Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Vallahi ne demeli bilmiyorum. Bunu hem hocaymış Salih Memişoğlu beyefendi paylaştı. Sevgili Fatih Yaşlı Bir Gün Gazetesi yazarı, o da sarı yelekli çıktı cin dedi. Şimdi sarı yelekleri konuşalım da önce şu cin meselesini konuşalım vallahi. Gerçi cin demek biliyorsunuz doğru değilmiş. Üç harfliler. Şimdi üç harfliler meselesi ne? Mesela şimdi ben böyle gülerek söz edince çarpılır mıyım hocam? Vallahi sana yalnız iyi bakmazlar yani, dikkatli ol. Bu meseleyi en hızlı şekilde geç. Cinler mi? Cin severler işte mi? İşte ikisi de. Üç harflilerle üç harflilere inananlar. Maalesef yani bu en aklı başında sandığın siyasilerden bürokratlara kadar hepsinin hocaları var. Ve hocalarına gidip bu üç harflerle ilgili durumlarını rapor ederler. Onlardan akıllar alırlar. Hocalar bu üç harflerle neler yapılması ve yapılmaması gerektiğini bu insanlara söylerler. Ve bunlar yargıdan tut, yasama yürütmeye kadar birçok yerde kademedeki insanlardır. Bu latife değildir yani, gerçektir. Ben bir şey hatırlıyorum, bu 15 Temmuz'dan sonra bir savcı hayatını kaybetmişti. Yargı hakkında iddianame vardı FETÖ diye. Kızı cenazesinde o savcının, belki de hakim miydi yoksa, demişti ki benim babam Süleymancı, FETÖ'cü değil demişti. Hani sanki biri diğerinden daha iyiymiş, daha makulmüş gibi. Ama en azından FETÖ'cü değil yani cezalandırmayın anlamında bunu söylüyor ama şimdi bir yargıç ya da savcı düşünün ki FETÖ'cü, pek çok örneğini gördüğümüz üzere, ya da Süleymancı ve hatta menzilci, menzil tarikatından. Maalesef öyle yani, bu şekilde yetiştirildiler ve devlet kademesine yerleştirildiler. Dolayısıyla ortada ne yazık ki bağımsız olması gereken bir yargı yok. Bu şekilde yetiştirilip yerleştirilenlere istedikleri iddianameyi yazdırıp, istedikleri kararı çıkarttırarak birçok insanın hayatını da söndürüyorlar. Böyle bir realite var. Sesini çıkaranı bunun ama derdest bak, ediyorlar vesaire. Geçen gün yine söz ettim. Türkiye'nin bir numaralı meselesi ne iştir, ne aştır. Bir numaralı meselesi hukuktur. Hukuk. Yani bu hukuk meselesi Türkiye'de doğru dürüst yerine oturmadıkça, yargı bağımsız ve güvenebileceğimiz bir yargı haline gelmedikçe biz şuradan şuraya bir adım atamayız. Yapamayız. Olmaz. Yani hiçbir şeyimiz olmasın, işimiz olmasın, aşımız olmasın ama güvenebileceğimiz bir yargı olsun. Çünkü eğer güveneceğin bir yargı yoksa, yani geçmiş ola, o zaman istediğin kadar işin olsun, aşın olsun, yok. Her an sana her tür kötülüğü yapabilirler. İşte bak, birinci bölümde konuştuk. Sözcüye ek iddianame. Emin Çalışan, yani, Necati Doğru FETÖ'cüymüş. Ya biz 12 Eylül'leri de yaşadık. İnan ki ben 12 Eylül'de hiçbir şekilde yargı önüne çıkmaktan korkmazdım. Polisten korkardım. Polis, emniyet, karakol, işkence, bunlar bizim korkulu rüyalarımızda ama bir an önce yargının önüne çıkalım. Tabii. Yargı nasılsa bir karar verir ama güvenirdik yargıya. Ya o günün yargısına, üstelik 12 Eylül'ün yargısına. Bugün geldiğimiz yere bak. Bugün yargının önüne çıkmak resmen şeye çıkmak gibi, yani asılmaya çıkmak gibi, ilmik orada sallanıyor. O kadar. Nasıl olacak bu? Yani bu olmaz. Bu cinnet hali, hakikaten olmaz. Yani onun için öncelikle bu kokmuş tuzu tekrar bir tuz haline getirmek lazım. Yani güvenebileceğin, kullanabileceğin bir tuz haline getirmek lazım. Yoksa bu kokmuş tuz ya. Buradan başlamak lazım. Yoksa ben hiçbir şekilde, yani işti, açtı, bunlar bulunur bir şekilde. Bunların yolu bulunur. Bulunmaz olan şey yargıdır, adalettir.
güvenebileceğin bir yargıdır. Yani bu yerli yerinde olmazsa, buna güvenmezsen geçmiş ola. Hepimize geçmiş ola. Tamam da şimdi sevgili Mustafa, işte bir takım köşe yazarlarına bakıyoruz, hukuk insanlarına bakıyoruz, anlaşanlı böyle bir takım beyefendiler, hanımefendilere bakıyoruz. Dediğin gibi hani cine inanıyor. İşte ya da efendim bir başka dogmaya inanıyor. Kafası karman çorman aslında. Ama orada bir şey somutlaştırmış ve diyor ki bu iktidar benim davamın takipçisi diyor. Şimdi bunlar özellikle bürokraside çok yaygın. Yani sokaktakiler için bir şey diyemeyeceğim artık. Yani orayı geçtik çoktan. Bürokraside hani adaletten sağlığa, milli eğitime, bürokraside muazzam bir insan kaybı var, kalite kaybı var bütün bunlarla. Bu nasıl telafi edilebilir? Liyakat, bunu ben bilemiyorum. Liyakat, iş neyi gerektiriyorsa o insanlar gelecek, o insanlar sorumlu olacak. Yani yargıya tabii bu kadar insanlar yerleştirildi de yargının içerisinde aklı başında insanlar yok mu? Elbette var. Kızağa çekildiler, sürüldüler, ezildiler vesaire vesaire. Olmaz. Yani liyakat, herkes layıkıyla işini yapacak. Neye şimdi layıksa oraya gelecek. İstanbul bu ülkenin en önemli kenti değil mi? En önemli kentinde hani ticari açıdan, ekonomik açıdan, kültür sanat her açıdan bir vali beyefendi dün Üsküdar'da bir her zamanki gibi açılış bir törende vali bey çıktı. Üsküdar diyemedi. Bakın, insanın dili sürçebilir. Hepimizin sürçüyor. Hepimizin sürçebilir. Mesele o değil. Valinin oradaki söyleyemedim. Hadi bir alkış. Yani öyle tuhaf. Vali deyince de hani orayı hak edecek insan ağırlığını, hani ağır olmalı desinler gibilerinden de söylemiyorum. Daha doğrusu ben bir şey söylemiyorum. Size bırakıyorum. Bir İstanbul valisi bakın şimdi huzurlarınıza geliyor. Niye bu kadar zorlamış ki? Üsküdar demek bu kadar mı zor? Ha, bazı şeylerde zorlanırsın da hakikaten Üsküdar niye o kadar zor onu da anlamadım. Ha, buradaki mesele şu. Yani dediğim gibi ya bir alkışlayın beni. O yeni söylem bu. Hani seviye meselesi. Daha fazla bir şey söylemeyeyim anladınız. Valla işte devlet maalesef bu şekilde liyakat esasına göre değil, biat eden, tabi olanlarla dolduruldu. Her kademeden, yani valilikten tut, kaymakamlığa, işte yargıdaki hakim, savcı, üst düzey bürokrasi, bütün buralara bizden adamlar, bizden yani o işe ehil olup olmadığına bakmadan. Oysa yani bir sağlıklı kamu yönetimi mutlaka ve mutlaka bizden, onlardan değil, liyakata göre seçilir. Kim hak ediyorsa o seçilir. Siyasi görüşü olabilir ama başka, kamuyu yönetirken, devleti yönetirken başka olmak durumunda, kanunları uygulamak durumunda. Kanunlar niye var? Muhtelif yazılı belgeler niye var? Yönergeler niye var? Herkes ne yapacağını bilsin diye. Artık modern kamu yönetimi budur. Yani istikrarlı, kalıcı, tıkır tıkır işleyen, topluma hizmet götüren kamu yönetimi gerçekten liyakatla olandır. Yoksa bununla olmaz. Yani gitmez, bir türlü gitmez, ilerlemez, takılır, kalır. Şimdi bu Üsküdar mı diyordu beyefendi? Yanlış söylemek daha zor. Üsküdar'daki törende Erdoğan da konuştu. Erdoğan da Macron'a çok kızdı, verdi veriştirdi. Macron dedi, terör gruplarına dedi, kötü örnek oldu, terör gruplarına dedi, taviz verdi dedi. Şimdi sarı yelekler mevzusuna gelelim. Sarı yelekliler terör eylemi miydi, neydi? Bu eylemi bir önce tahlil ederek başla, sonra devam edelim. Şimdi sarı yeleklilere gelmeden önce şunu bir hatırlatmak isterim. Bu 80'lerde başlayan
küreselleşme süreci 30 yıllık bir şeyden sonra bir krize girdi. Krizden sonra tekrar krizin bir takım faturaları toplumlara çıkartıldı. Bu küreselleşme bildiğimiz gibi dünyada mallar, sermaye her yere rahatlıkla girsin, çıksın, dolaşsın. Bunun önündeki bütün engelleri kaldırın. Bu hepimize iyilik getirecektir iddiasına dayalı. Mallar dolaşsın, sermaye dolaşsın. Peki iş gücü? Ya iş gücü dolaşmasın, iş gücü orada çakılı kalsın. Şimdi iş gücü çakılı kalsın dedikleri zaman sermaye istediği yere gitti. Daha ucuz iş gücünün olduğu Asya'ya gitti. İşte merkez ülkelerde daha kalifiye insanların çalışabilecekleri işler kaldı. Ama aynı zamanda işini kaybeden insanlar kaldı. Tabii. Yani salı yeleklilerin tabanını oluşturan birçok ülkede olan insanlar eski işlerini bulamaz oldular. Eski işlerinden oldular. Ancak işsizlik sigortasından aldığı paralarla geçinmeye başladılar. Ancak sosyal devletten aldıkları bir takım yardımlarla ayakta kalmaya başladılar ama içlerinde fırtınalar biriktirdiler. Yani biz eskiden neydik, şimdi ne olduk? Madenlerimiz vardı, madenlerde çalışırdık. Sanayi şirketlerimiz vardı, oralarda çalışırdık. Madenleri kapattılar, sanayiyi Asya'ya götürdüler. Oradakilere iş oldu, biz burada kaldık. Şimdi tabii ki başka yerlerde, özellikle Afrika'da da sermayenin gitmediği yerlerden de iş gücü ite kalka, gizli saklı bir şekilde göçtü geldi. Bu ülkelerde iş edinmeye başladı. Bir göçmen hadisesi ayrıca yaşanmaya başladı. Şimdi bu eski konumunu kaybeden insanlar biriktirdiler. Sürekli içlerinde bir öfke biriktirdiler. Özellikle bu 2008-2009 krizinden sonra hem artı bir şeye refah kaybına uğradılar, hem de bu krizin aşılması için uygulanan muhtelif kamu tedbirlerinden, yani vergi artışları, bir takım sağlık eğitim hizmetlerinin parasallaşması ya da eskisi gibi onlara erişememek meselesi çok ciddi olarak şey biriktirdi, öfke biriktirdi. Ve sonunda işte Fransa'da olduğu gibi bunlar patladılar, sarı yelek olarak patladılar. Orta sınıf. Her tür yani zaten Avrupa'da bizdeki kadar bir yoksul, vasıfsız işçi kitlesi yok. Yani Türkiye'dir insanların %50'sine yakını asgari ücretle çalışan vasıfsız insanlar. %50'sine yakın. Tabii ki Türkiye'de şu anda 6,5 milyon insan asgari ücretle çalışıyor. 2000 liranın altında çalışanların sayısı da 10 milyon. Bak 10 milyon. Toplamımız ne kadar ücretli olarak? 16 milyon. 16 milyonun 10 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Vasıfsız insanlar. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da insanlar eğitim almışlar. Eğitimli insanlar olarak neredeyse orta sınıf diyebileceğin insanlar sanayide çalışırlarken, madende çalışırken, sanayide çalışırlarken işlerini kaybettiler. Çünkü sanayi alındı, Asya'ya götürüldü. Bunların çoğu burada işsiz kaldılar. Sonra bir de olabilecek işlere göçmenler gelip ortak oldular. Bu kez bir yandan bu refah kaybından dolan öfke, bir de göçmenlere karşı bir kin. Yani bu Amerika'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Fransa'da da böyle. Belki dışa vurulmamış şekilde Almanya'da, Hollanda'da bir takım tuzu kuruymuş gibi olan ülkelerde de böyle. İtalya'da da, İspanya'da da yani. Burada bu küreselleşmeyle beraber, küreselleşmenin belki yolunda gittiği zamanlarda henüz ses çıkarmayan kitleler, bu kriz ve kriz sonrası alınan tedbirlerden sonra politik olarak bir kere sağ kayışlar oldu. Yani çok ciddi bir aşırı sağ, işte Fransa'da Le Pen'ler, Macaristan'da Urban, bilmem Polonya'da, Doğu Avrupa'nın birçok ülkesinde sağ kayışlar söz konusu oldu. Yani sözünü keseceğim. Merkel'in yerine genç Merkel denilen genç bir kadın gelecek parti lideri olarak. Bırakacak çünkü Merkel malum. Mesela Merkel'den daha sağda işte bir politikacı. Maalesef yani bunların bazıları politik partilere meylettiler. Yani oy verirken politik partilere, ama bazıları da işte bu sarı yeleklilerde olduğu gibi birdenbire öfkelerini dışa vurmaya ve patlama göstermeye başladılar. Şimdi uzun ama süre... Ama sağ bir eylem
Değil. Tam değil, tam değil aslında. Hiç değil yani. Değil, değil. Yani içinde şey sloganları atanlar var. Göçmenler geldi, şey aldı. Evet ama bütününe baktığında... Bütününe baktığında bir şey isyanı var. Yani ben önce akaryakıt zamlarına isyan etti. Sonra vergilere isyan etti. Sonra mahrum kaldığı işini istemeye başladı. Yani arka arkaya kaybettiği ne varsa bunları ifade etmeye başladılar. Çok ciddi bir refah kaybına uğradıklarını ve buradan başlayarak içlerine bütün şikayeti olanları katmaya başladılar. Organize bir hareket değil, planlı falan filan değil. Gezi'deki gibi yani Gezi'de de sistemle ilgili, rejimle ilgili ne şikayeti olan varsa bu meydana nasıl toplandıysa orada da sarı yelekliler dalga dalga büyüdüler. Yani bu böyledir. Yani toplumsal şey, toplumsal psikoloji böyledir. Bir şey görünce, kıvılcım görünce onun etrafına diğerleri eklenirler, heyecanla eklenirler. Yani eski korkusu varsa onu yener ve cin şişeden çıkar. Cin şişeden çıkar yani. Yine bir cin mevzusu var diyorsun. Çıktı işte burada sarı da yelekli. Sarı yelekli meselesi böyle çıktı. Şimdi bak. Erdoğan ya da AKP'liler başta dediler ki bak polis kötü davranıyor. Şimdi önce polise bir vurdular. Hani demokrasi vardı. Orada da bak gaz bombası kullanıyorlar vesaire evet. diye. Sonra sarı yelekliler etkili bir şekilde bir protesto gösterisini yaygınlaştırıp bunu büyüttükleri zaman farklı olarak ne çıktı ortaya? Yaptıklarının 10 mislini isterlerse orada yaparlardı. 10 mislini yaparlardı yani. Yapmadılar ama. Şimdi yapmadıkları gibi sonunda... Dinledi, bir alın dedi, bir şeyleri alın. Biz bir oturdu ve bir yüzleşti. Dedi ki ben demek ki biz dedi bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Şimdi önce bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. O görüntü var değil mi arkadaşlar? Macron'un evet ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şimdi oradan hani pek çok ülkeye, liderine ve özellikle Türkiye ve liderine örnek olabilecek, ders olabilecek bir konuşma metni hazırlamıştı. Bir görelim neler dediğini Macron'un. Şimdi diyor ki, ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Bakın, derin ve haklı bir öfke. Bu sorunu uygun şekilde çözemediğimizin farkındayım. Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim. İnsanların yaşamı kötüye gitti. Sorumluluğumu kabul ediyorum. Bazı sözlerim zaten insanları incitti, bunun da farkındayım diyor. Şimdi bakın, ekonomik ve sosyal olağanüstü hal derken bizdeki anlamında değil. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla devlet, yanı sıra Macron'un çağrısıyla belki kimi, belki tümü özel sektör bir duracak, düşünecek, bir dakika diyecek ve bir şeyler yapacak. Ekonomik ve sosyal OHAL kendilerine ilan ediyorlar. Bakın sokağa değil. Yani sokağa işte polis, jandarma dikmekten söz etmiyorlar. İnsanları içeri atmaktan söz etmiyorlar. Peki... ne yaptı? İşte dedi ki asgari ücret işte şu kadarın 2000 avronun altında olmayacak. Yılbaşında zam geliyor. Diğer meselelerde oturacağız, bir bakacağız. Hani bütçemizde ne var ne yok. Ona göre bir çıkış yolu bulacağız. Ama insanlarda evet derin ve haklı bir öfke var. Biz bunu gördük. Ben de sorumluluğumun farkındayım. Bunu düzelteceğim dedi. Hani düzeltemezse bir daha sokağa çıkarlar belki, bilmiyoruz. Ama en azından bu sözü verdi. Şimdi, peki biz neredeyiz ve ne yapıyoruz? Bugün Sabah gazetesinde, oradan başlayayım. Birinci sayfada, mesela bütçe görüşmeleri var ya biliyorsunuz mecliste. Berat Albayrak dün 2019 bütçesini sundu. Bu bütçe... gazetenin birinci sayfasında dar gelirlileri koruyan bütçe olarak takdim ediliyor. Bütçe dar gelirlileri koruyormuş efendim. Şimdi dar gelirlerin nasıl korunduğuna ya da nasıl gözden çıkarıldığına bir örnek. Devlet hastaneleri maalesef öldürülüyor, ölmüyor, öldürülüyor. Bakın Evrensel Gazetesi'nde bir haber.
Evrensel gazetesinde bu haber. Öyle bir hale gelmiş ki idrar tahlili bile bu cuma gününden, bu hafta cuma gününden itibaren yapılamayacakmış. Sadece bakın en basit şeyden söz ediyorum, idrar tahlili. Yanı sıra bir takım şeker, karaciğer enzimleri de tahlil edilemeyecekmiş. Bazı hormon testleri zaten geçen hafta tamamen bitmiş. Çünkü ihale açılıyor, hiçbir özel firma girmiyor. Neden? Firmalar alamıyorlar, paraları alamıyorlar. Yani veriyor malzemeyi ama alamıyor. Rıdvan Budak, eski genel başkanı, sevgili Rıdvan Budak bir mesaj paylaştı az önce. Diyor ki, dün bir sanayiciyle birlikteydim. Çok büyük şirketlerin elektrik ve doğalgaz giderlerini 2 aydır ödeyemediklerini söyledi diyor. Yani elektrik, doğalgaz paralarını ödeyemiyorlar, belki kesilecek. Hastaneler bu halde. Hastaneler ödenek yetmediği için tahlil yapacak enzimler, hormonlar vesaire testler alınamadığı için durma noktasında. Cerrahpaşa gibi köklü bir hastane idrar tahlili yapamıyor, yapamayacak. Yani daha ötesi ne olabilir? Şimdi Ayşenur, bu sarı yelekliler meselesine kısa bir dönüş yapalım, sonra geliriz yapacağız bütçeye. Yapacağız zaten tabii, elbette. Evet, şimdi bu sarı yelek meselesi çok ciddi bir uyarı oldu. Yani bu küreselleşmenin getirdiği adaletsizlikler, özellikle merkez ülkelerdeki işsiz kalan nüfus, sosyal güvencesini, refahını, sosyal devlet hizmetinden mahrum kalan nüfus, bütün merkez ülkelerde önemli bir sorun. Ve bu patlama... Sadece Fransa'ya değil diyorsun. Değil, bu uyarı. Yani şimdi Amerika'dakiler Trump'a oy vererek bu tepkilerini dile getirmiş oldular. Bir süre sonra şimdi Trump niye yırtınıyor? Çin'e, diğer ülkelere çeşitli vergiler koyarak... bu söz ve oyunu aldığı insanların tekrar işini aşını temin etmek üzere. Dolayısıyla aslında küreselleşmenin oyun kurallarının dışına çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla şey yapıyor, ters bir şey yapıyor yani dünya açısından, dünya sermayesi açısından. Ama bu uyarı hepsine oldu. Şimdi bunların hepsi Macron'un yaptığı gibi yapmaz isek aynı şey bizde de olur noktasına geliyorlar. Şimdi bunu uzun zamandır aslında IMF, Dünya Bankası da dillendiriyor. Ya diyor, bu küreselleşme sonuçta bakın kriz yarattı. Bu kriz arkasından böyle bir tedbirler almak durumunda kaldık ama bundan da şu kadar insan mağdur oldu. Yani krizin faturasını da adil bölüştüremedik. Zaten şey yapanlar bu küreselleşmeden dolayı belli bir mağduriyet yaşayanlara bir de krizin faturasını bir şeyler yapmamız lazım. Yani kapitalizm böyle gitmiyor. Mutlaka farklı bir şey yapmamız lazım. Özellikle bu bölüşüm meselesini bir şekilde halletmemiz. Yani bu kadar adaletsiz gelir dağılımı olamaz. Bu sistem bunu iyice pekiştiriyor. Yani eskiden Amerika'da, bilmem Avrupa'da %1'in serveti konuşulmazdı. Birden %1 hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Yani %1 servetin %90'ını alıyor. Geriye kalan %10'a işte %10'u ya kalıyor ya kalmıyor. Bu adaletsizlik sıkça dile getirilmeye başlandı ve ama kimse de bir adım atmıyor. Şimdi kimse bir adım atmazken sarı yelekliler ortaya çıkıp yeter dediler. Yani ellerini bastılar toprağa, yeter dediler ve bir şeye zorladılar Fransa'ya. Şimdi Macron'un bu atacağı adımlar Fransa'ya bir maliyet çıkarır. Fransa iş adamlarına ve devletine ama Avrupa'yı zorlar. Yani Avrupa'nın genelinde bu tür adımlar atılmasını zorlar. Aksi takdirde yeni sarı yelekliler bu zaten kez başka ülkelerde çıkar. Görüldü. Şimdi İtalya çok kritik bir yerde. İtalya ekonomisi çok zor bir yerde ve her an İtalya patlayabilir. İspanya çok ciddi bedeller ödedi bu kriz sırasında. Orada olabilir. Yani dolayısıyla bunun bir uyarı olmasını bekliyorum ve umuyorum. Yani aksi takdirde Macron kadar sağduyulu bilmem ne olmayan liderler çıkarsa çok ciddi patlamalar olur. Şimdi sen bekliyor ve umuyorsun. Erdoğan bekliyor ve korkuyor.
Ve gezi... Erdoğan'ın korkusunu anlıyoruz. Erdoğan bunun kötü örnek olacağını. Şimdi evet. Bir isyan oldu ve sonucunu aldılar. Şimdi bir isyan oluyor ve sonucu alınıyorsa bu her yere örnek de olur. Tabii. Dolayısıyla Macron'u şimdi kötü örnek olarak gösteriyor. Çok kızdı canım. Yani, taviz verdi, teröre taviz verdi. Ama kendisi. Şimdi bak, peki kendisi Gezi'de ne yaptı? Yani Gezi'de şey yaptı da sert yaptı, polisi yüz binlerin üstüne gaz bombalarıyla gönderdi de ne oldu? Yani ne oldu? Ya rüzgar eken fırtına biçer. Öyle bir atasözü var değil mi? Rüzgar eken fırtına biçer. Şimdi sindirmiş mi oldu bu toplumu? Yani olmadı mı? Bence olmadı. Ne biliyoruz ya? Yani nereden ne biliyorsun ki? Nerede neler dip dalgada neler birikiyor, neler oluşuyor? Kim ne bilebilir ki yani? Kim Gezi'nin ortaya çıkacağını tahmin ediyordu ki? Doğru. Yani Gezi neyin ürünü? Bir baskılanmanın ürünü. Bir başka baskılanmayla o dip dalga yine kendini besler ve olmadık yerde patlar. Fizik kuralıdır bu ya. Bunu önleyemezsin. Onun için yani ben baskıyla bunu önlerim, şey yaptım, engelledim, şimdi yine engellerim filan. Geçiniz yani, geçiniz. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Yani kitlelerin gücü diye bir şey vardır. Bununla hiçbir silah baş edemez. Yani yeter ki anı, momenti geldiğinde patlaya görsün. İstemeyiz. Yani kim ister? Çünkü sonuçta Gezi olduğunda gencecik canlar gitti. Canım kaç evladımı kaç tane yani öldürdüler. Gencecik insanlar gitti. İnsanların gözleri kör oldu. Sakat kaldılar. Birçok insan başka türlü mağdur oldu. Olsun istemeyiz. Hakkaniyet, yani adalet burada lazım. Adaleti burada işleteceksiniz. Şimdi bak asgari ücret tespit ediliyor. Tamam mı? Hı hı. Asgari ücret tespit edilirken insanların neler bekler? Yarın mı? Yarın bir ikinci toplantı var. Ayın sonuna doğru. Yani birkaç toplantı sonrası. Bu arada Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde asgari ücret 2200 lira olacak. Evet, iyi bir, iyi bir önlem, iyi bir şey, sinyal. Şimdi bu toplumun 10 milyon ücretlisi asgari ücret ya da asgari ücret komşuluğunda genelde diyelim ayda 2000 liranın altında, 10 milyon 2000 liranın altında bir gelirle geçinmeye çalışıyorsa. Yani açlık sınırında. Ve de bu ülkede bu yıl %20-25'e yakın bir enflasyon yaşanmışsa sen bunu görmezlikten gelemezsin. Şimdi görmezlikten gelirsen bu kadar insan sana bir şekilde kırılır, incinir, bunu bir yere yazar. Bugün belki örgütlü değil, sendikalı değil, bir direniş göstermez ama bunu bir yere yazar. Şimdi mesela şunu merak ediyorum, bu havalimanı işçileri. Yani insanlar hakikaten öğle yemeklerini yiyebilmek, bitli yataklarda uyumamak ve maaşlarını düzenli almak gibi asgari taleplerle ortaya çıktılar ve tutuklandılar. Şimdi bir kişi, bir sendikacı hariç hepsi bırakıldı ama mesela orada şöyle de bir zulüm var. Adli kontrol şartı geldi yargılananlara. Yani her hafta gidecek bir imza atacak. Oysa yani İstanbul'da bir karakola gidecek. Oysa bu insanlar iş neredeyse oraya gidiyorlar. Yarın Karadeniz'e gidecek bir inşaat için. Ondan sonraki hafta efendim Kocaeli'ne gidecek vesaire. Sen burada kal adli kontrol için. Dolayısıyla aç kal diyorlar. Şimdi mesela bu çok sade, çok insani bir eylemdi. Bunu sence sokaktaki insanlar gördü mü? Yeterince gördü ve anladı bence mı? Bence gördüler. Gördüler bir kenara da yazdılar. Hatta gönülden şey de yaptılar. Paylaştılar da bu hissi. Peki duyguyu. Yandaş medyanın mesela bunu örtmesi falan? Ya medya falan bunlara kimse şey yapmıyor Ayşenur. Sen de ben de biliyoruz. Bu kağıtları artık kimse okumuyor. Yani bu paçavraları kimse okumuyor. Yani programın birinci bölümünde dediğim gibi. O televizyonları, kanalları çok az Cem insan Öğretir izliyor. Cem ödül veriyorlar. Doğan grubu, pardon Demirören grubu ama görüyoruz her 5 kişiden biri de Fatih Portakal'ı izliyor. İşte yani çok insanlar sabitli. Bence birçok şeyin farkındalar. Korkuyorlar. Çok ağır bir korku var. Ama yani korku bir yere kadar. Bir yerden sonra korku duvarı aşılır yani. Hakikaten aşılır.
O zaman bak sarı yelek, mali yelek falan bunlar, bunları bir de çok aratan şeyler olur. İstemeyiz böyle şeyler olmasını. Gelmesin Türkiye buralara gelmesin. Ne olsun onun yerine hak, hukuk, adalet bunlar çalışsın. Anayasada var olan bütün özgürlükler kullandırılsın. Ya bak yok değil, kağıt üstünde var. Parlamento var, muhalefet var, medya özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var, toplantı hakkı var, gösteri hakkı var, protesto hakkı var. Hani hiçbiri kullandırılmıyor. Kullanmaya kalktığın anda üstüne gaz bombalarıyla geliyorlar. Olmaz. Yani bunu yaparsın, yaparsın, yaparsın birikir. İstemeyiz. Biriksin istemeyiz. Patlama olsun istemeyiz. Bunlar uyarıdır. Bundan Türkiye'nin de alması gereken dersler vardır. Aydınlı kadınlar, aslanlar gibi direniyor. Yani Macron'dan da ders alınması gerekiyor. Yani kalkıp da bir devlet aygıtını bu kadar kitlelerin üstüne sürmedi. Sürebilirdi. Yani Fransa'daki devlet aygıtı Türkiye'deki Gineyse aygıtın beş misli yani. Yani olmadı. Çünkü olmaması için gerekli şeyleri verdiler, komutları verdiler yani. Sadece çerçeveye alın, taşkınlıkları törpüleyin diye. Onun dışında bir şey sindirme, bir aşırı bir orantısız şey devlet gücü kullanması konusunda bir şey almadı emniyet güçleri. Ama en doğrusu çıktı adam yüzleşti, dedi ki biz bir şeyleri belli ki yanlış yapıyoruz dedi yani. Uyarıyı aldık dedi yani. Sorumluluğu kabul ediyorum. Kabul etti ya adam yani. Çok önemli bir şey. Şimdi bak gezi sırasında hatırlıyor musun bilmiyorum. Abdullah Gül ve Arınç daha şeylerdi, anlamaya meyillilerdi. Evet. Yani bu olan biteni bir anlamaya çalışalım gibi şeyler. Onlardan araları bozuldu. Anında zaten. Araları bozuldu ve hemen şahinleşme çok daha geçer akçe hale geldi. Dolayısıyla bu sarı yelek meselesinin dünyada ve bizde aslında şeyi var. Alınacak dersler var bu işten. Hem yönetim kademesinde hem kitleler nezdinde. Bunu bir kere tespit etmek lazım. Yerel seçimler bu anlamda Türkiye'de nasıl bir işlev görür? Valla tabii seçimlere yine 24 Haziran'da olduğu gibi adaletsiz şartlarda girilecek. Yani yine bir korku iklimi hazırlığı olduğu çok ortada. Yani bugün hiç girmedin konuya ama yine Fırat'ın doğusunda bir takım şeyler, hazırlıklar vesaire bir şey dalgası, milliyetçi dalga estirilmek istenecek. Bir konsolidasyon hamlesi. İçeride işte bu FETÖ'cülük, gezicilik, PKK'cılık bilmem ne bunun üstünden insanlar yine bir korkutulmaya başlanacak. Sandıkta ne olacağını, ne edeceklerini bilmiyoruz. Ama bak Ayşenur, şu çok açık. Özellikle İstanbul çok muhalefetin doğru bir yan yana geliş yapmaları halinde kazanabilecekleri bir metropol. Çünkü bu kriz şartları Haziran'dan bu yana yaşanan Temmuz, Ağustos, Eylül, işte Mart'a kadar bütün yaşanacak olan şeyler birçok insanda gerçekten ciddi bir tercih değişimine yol açtı. Yani yapılan anketler bunu gösteriyor. İşini kaybedenler, aşını kaybedenler, beklentilerine karşılık bulamayanlar ve bundan sonrası için endişeli olanlar. Bunlardan 3-5 yani puan. Yani iflaslar Ocak ayından itibaren çok daha sökün edecek diyorlar. Evet, yani bir şey. Çok buradan en az 3-5 puanlık bir AKP erozyonu bile bir anda işin fotoğrafında işte zaten bıçak sırtında yani. Bıçak sırtında. Peki Mart sonuna kadar baskılayamazlar mı sıkıntıları? Çok fazla şey yok, imkan yok. Yani neden? Ekonomi. Çünkü maliye ve demin bütçeden bahsettik, orada kaldık. Bu bütçe bütün bu delikleri kapatabilecek bir şey değil. Para yok ortalıkta. Ve giderek büyüyor şeyler, problemler. Yani enflasyonu bir kere kontrol altına alamıyorlar. Yani Kasım ayında otomobilde ve beyaz eşyada vergi indirimleri yaptıkları için bir fiyat artışı olmadı. Bir eksi enflasyon oldu %1. Ama bitti. Yani vergi indiriminin getirdiği şey,
düşüş hepsi bu kadar. Aralık ayında tekrar en az %1 artsa fiyatlar, yıl %22 ile kapanıyor. Bak %22 çok ciddi. 15 yıldır yaşanmamış bir enflasyon bu. Ondan sonraki aylar... Dünyada da galiba... Ya Arjantin 41, biz 22'yiz yani. Başka yok. Hiçbir ülkede bir çift... Bir de Hindistan galiba. Hayır. Çift haneli enflasyon yok dünyada. Dünyada çift haneli enflasyon yok. Avro zonunda, Avro bölgesinde yok. %2 civarında yani. Şeyde yok yani, ne Çin'de var, ne Hindistan'da, ne Rusya'da, ne Güney'de. Ayağa kalktı Fransa'da %2 civarında. Ya o kadar yani, enflasyon diye bir problemleri yok. Tersine bir takım ülkelerde yani yeterince enflasyon olmadığı için, heyecan ve talep olmadığı için sorun görüyorlar. Yani yeterli enflasyon yok diye. Kimisinin de öyle derdi var. Yani enflasyon olunca seviniyorlar. Sıkılıyorlar. Bu bir şey, canlılık belirtisi filan diye, nabız belirtisi diye yani. Ama %22 enflasyon yok. Hakikaten bir Arjantin'de var. İsteyenler girsinler. Eski adı Kalkınma Bakanlığı olan, şimdi Naci Ağbal'ın yönettiği Cumhurbaşkanlığı strateji ve bilmem ne şeyinin sitesinde bütün dünya enflasyonlarını görebilirler. Arjantin %41, Türkiye %22. Geriye kalanların hepsi tek haneli. Tek haneli yani, taş çatlasa 4'tür 5'tir, çoğunda 2'dir 3'tür. Ama işte %23,5-24'ten %20 küsura inince... Bir ayda vergi indirerek ancak bunu yapabiliyorsun. Sabah enflasyona karşı büyük zafer, destan ya yazdı işte diye. Ya işte bunlara onun için para veriyorlar. Yani her şeye, şimdi ekonomi %1,6 büyümüş, resesyona girmiş. Bundan bile bir teselli şeyi çıkarmaya kalkıyorlar yani, bu kadar olur. İnandırıcılığı olmaz. Şimdi dolayısıyla yapışkan bir enflasyon oluştu bak. Önemli bir kısmı tarımdan kaynaklanıyor. Yani tarım çökertildiği için gıda enflasyonuyla baş edilemiyor. Gıda fiyatları. Geçen ay soğan depolarını bastılar. Sonra ne çıktı? Soğanda fiyat artışı %51. Yani depoyu basmışlar da bir işe yaramamış. %51 ya, en pahalı, en fazla fiyatı artan ürün soğan oldu yine. Ama devam edecek. Çünkü tarımda bir yapısal bir şey yok ki. Üreticiyi korkutuyorlar. Üretici ekmekten vazgeçiyor. İthalat, eskisi gibi ithalat yapamıyorlar. Çünkü döviz pahalandı. Yani bu fiyatla tarım ürünü de ithal edemiyorlar. Ya da etmeye kalktıklarında ciddi içeriye fiyat artışları geliyor. Sanayi ürünleri hakeza, enerji fiyatları yeniden yükselirse tekrar gelecek. Ve Türkiye yine %20'lerde bir enflasyonla gidecekler. Yani Mart ayına geldiğimizde yine Türkiye'de de insanlar çarşı pazarda söylenip duracaklar bu fiyat artışları da, gelirleri düzelmediği için. Yani asgari ücreti şey bile yapsalar, düzeyi çok geri çünkü. %20 artış yapsalar, hani Kılıçdaroğlu'nun belediyelere verdiği 2200 lirayı ben de veriyorum dese Erdoğan, 2200 lira yine bir aileyi geçindirmez. Düzeyler çok düşük. Onun için geçim meselesi hala ciddi bir problem olmaya devam edecek. İşsizlik ciddi bir problem olmaya devam edecek. Bak işte verdiğin örneğini, sağlık, yani sağlık insanları erişiyor falan filan ama ne doğru dürüst doktorlar yetişebiliyor hastaya. Bir de ne, yeni bütçede tedaviler, çok kesintiler var. Tabii kesintiler yani var. Katkı payı adı altında tabii daha çok şey. Bir hastaneye git bak bakalım, elini cebine atmadan çıkabiliyor musun? Abi şöyle yani, oraya zaten gitmeden önce elini cebine sokuyorsun. İşte anlatıyorlar, hastaneye giderken... Tuğba Emlek anlattı, babası geçenlerde, geçmiş olsun diyelim buradan da, ciddi bir ameliyat geçirdi. Giderken şöyle, efendim şu kadar eldiven alacaksınız, bu kadar bilmem ne iplik alacaksınız, şunu alacaksınız, bunu alacaksınız. Ay, yani bir sürü yanlış torba şeyler, torba gidiyorsun. Bak şehir hastaneleri diye bir şey uydurdular. Kim bunların aklına soktuysa, şimdi dünyanın parasını bütçeden şehir hastanelerine yatıracaklar. Tamam mı? Şehir hastanelerinde yeterince hasta yatmadı diye... Hastaneyi yapan şirkete para ödeyecekler. Tabii. İşte yeterince köprüden araba geçmedi diye dünyanın parasını ödüyorlar. Yarın 3. havalimanı açılırsa inmeyen, kullanmayan her yolcu için, tamam mı? 80 milyon garanti vermişler. Kullanmayan her yolcu için 20 avro para ödeyecekler. Yani bunlar düşünmeden yapılmış, tamamen büyüme, hava seçmeni kafalamak için girdikleri kara delikler. Ve bunlar bütçeye şimdi çok ağır yükler getiriyorlar. Bu bütçeyle nasıl yapacaklar? Şimdi bir yandan vergi indiriyorlar. Tamam mı?
Bir yandan mesela akaryakıttan ÖTV almıyorlar. Ekonomi küçülüyor, tüketim küçülüyor, tüketim vergileri gelmiyor. Yeterince gelir girmeyecek. Buna karşılık harcamalar katı. Daha çok harcama var. Yani askeri harcamalar var, polis harcamaları var. Bunlardan vazgeçemiyorlar. Bu bütçeyle yapamadıkları için gidip ellerini işsizlik sigortası fonuna attılar. İşsizlik sigortası fonunda işsizlerin hem işsiz kaldıklarında 3-5 kuruş para almaları, hem becerilerini geliştirmeleri için oluşturulan işsizlik fonundaki 125 milyar lirayı oradan buradan tırtıklamaya başladılar. Kamu bankalarını olmadık işlere kredi verdirttiler. Üçüncü Havalimanı'na Ziraat Bankası, Halk Bankası kredi versin diye talimat verdi saray. Dışarıdan para bulamadılar çünkü. Demirören Doğan grubunu alsın diye Ziraat Bankası'na talimat verdi. Sonunda kamu bankaları şu anda içi boşalmış vaziyette. Borçlanamıyorlar da. Borçlanabilmek için işte bir sürü alengirli yollar çıkarıyorlar. Merkez Bankası'nı bu işe alet etmeye kalkıyorlar. Bir yeri kapatayım derken bir başka yerde ciddi açıklar ortaya geliyor. Hasılı yönetemiyorlar. Yani ekonomiyi de yönetemiyorlar. Toplumu da yönetemiyorlar. Ve getirip kurdukları bu devlet düzeni hakikaten bu toplumu götürebilecek bir düzen değil. Her yeri su alıyor bu geminin. Ya bu gemi gitmez. Bu gemi gitmez. Bu geminin mutlaka bir bakıma alınması gerekiyor. Yerli yerine oturtulması gerekiyor. Parlamento yerel yerine... Yerel seçimde Ankara'yı ve İstanbul'u almak bir başlangıç olur mu? Ya en azından bu rejime bir had bildirir. Der ki yani sen değilsin bir tek. Burada temsil edilmek istenen %50'nin üstünde bir nüfus var. Onlar sana bir uyarı yaptılar. Ve gel bu iktidarı paylaşmayı öğren. Gel bildiğin gibi bir devlet değil, herkese hitap edebilecek, herkese hizmet götürecek bir devlet. Türkiye'nin yeni baştan fabrika ayarlarına yani dön, tekrar hiç olmazsa bir parlamentosu olsun, orada işler konuşulsun, parlamento yasa yapan bir yer haline gelsin, yargıyı bu şekilde aparatlaştırma, aletleştirme, yargıyı bağımsızlaştır, en azından insanların bir güvendikleri yargı olsun. Sayıştay'ı bir kalemde böyle bir denetim lazım. Bu kadar başıboşluk ve hesap vermezlik olmaz. Sayıştay'ın dikkate al. Medyayı bu hale getirme. İnsanların ifade imkanlarını, olanaklarını bu kadar daraltma. Bu kadar insanların üstüne korku salma. Bak bunu istemiyor insanlar ki sana oy vermediler. Sana İstanbul'da oy vermediler, Ankara'da oy vermediler. Bunun anlamı çok önemli. Yani bu birdenbire iktidar ilişkilerini değiştirmez ama çok ciddi bir uyarı olur en azından. Biraz önce söyledim ya, Edremit'ten sevgili Cemil Yavuz yazmış. Aha da buraya yazıyorum, seni de alırlar diye. Hı. Kusura bakma Mustafa, ben de aha da buraya yazıyorum. Sen, ya beni alıp bu, ne yapacaklar bu, ya? Bu aman. Bakış olmaz Aziz'im, bu olmaz. Aklını başına toplayacaksın. Evet. Ben de bu akşam kendimi şöyle bir çeki düzen vereceğim. Kendime geleceğim, bakın. Bahçeli bile hizaya geldi. Valla kuştan korkan darı ekmesin. Doğru. Bedelsiz hiçbir şey olmaz. Şu şeyi paylaşmadan programı bitirmeyelim. Erdoğan'ın çözüm ortağı Bahçeli en son demiş ki, bir zamanlar ne kadar kızıyordu ama ne kadar kızıyordu böyle, hatırlarsınız herhalde. Binali Yıldırım Bey'in başımızın üstünde yeri var demiş. Zaten şu muhabbete bakınca benim gözlerim yaşarıyor, seni bilmem. Böyle gözlerinin içi gülüyor Bahçeli'nin, Erdoğan'ın da. Herkes de çok seviyorlar birbirlerini. Galiba bugün bir daha görüşecekler. Muhabbetleri bol olsun. Demiş ki Binali Yıldırım'ın başımızın üstünde yeri var. Bu hale gelmiş. Şimdi ben sevgili Mustafa Sönmez'e, var mı ekleyeceğim bir şey bu konuda hayatım? Peki, teşekkür ediyorum. Ve gayet fevkalade yorumsuz bir kamyon yazısıyla veda ediyorum size. Şimdi gelsin görüntü ekrana. Kamyonun plakası 06MP01. Bilmem okuyabiliyor musunuz? Altında diyor ki, beni takip etme güzelim, ben de yanlış yoldayım diyor. doğru yolda olur. Doğru yoldan ayrılmayı. Kamyon yazıları kadar veciz laflar yoktur. Müthiş, ben de çok severim. Yarın efendim Sözcüğü içeriden konuşacağız. Görüşelim, hoşça kalın.
Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sundu.